geldik. Aziz Nikolas Kilisesi'ni gezdireceğiz. Buraya sizler için geldik. Hep birlikte bakalım neler yaşayacağız. Haydi videomuzu oynatalım. Evet değerli dostlar, önce müzenin şöyle etrafını sizlere gösterelim. Görüyorsunuz. Ön tarafı 2, 4, 5 pencereden oluşmakta. Koca bir kilise. Evet değerli dostlar, arka tarafına şöyle geliyoruz. Görüyorsunuz. Önce sizlere etrafı gezdireyim. Ondan sonra hep birlikte içine gireceğiz. İçini görüyorsunuz. Dışarıdan şu an çekim yapıyoruz. Tamamen taş duvarlarla kaplı. Şöyle görüyorsunuz etrafını arkadaşlar. Şuradan bir giriş mevcut. Sanırım ön taraftan da bir giriş mevcut. Arka taraf arkadaşlar bayağı uzayıp gidiyor. Çok ufak bir kilise değil. Tabii değerli dostlar, zamanla yıkılmaya yüz tutmuş. Bu tarafta şöyle görüyorsunuz. Arka tarafı şurada şu şekil yukarıya diye yukarıya uzanan bir kubbesi mevcut. Sanırım giriş tarafı bilmiyorum. Bakacağız hep birlikte. Arkadaşlar şöyle kilisenin içine hep birlikte girmeye çalışalım. Evet, dediğim gibi arkadaşlar orası giriş, görüyorsunuz. Şu taraf giriş. Evet. Evet arkadaşlar, yukarıdan gösterdiğim yer, görüyorsunuz. Tamamıyla terk edilmiş değerli dostlar. Birçok ziyaretçi akınına uğramış. Evet değerli dostlar, tamamıyla taştan oluşan bir yapı. Ama zamanla sanırım diğer terk edilmiş yerlerdeki gibi tinercilerin gelip bir kısım yerleri harabe etmiş durumdalar. Değerli dostlar, şimdi hep birlikte içeri girelim. Bakalım neler var, neler yaşayacağız. Şu şekilde içeri girdik arkadaşlar. Görüyorsunuz içeriden. Aslında değerli dostlar, görüyorsunuz çok güzel işlemleri mevcut. Tavanlarda görüyorsunuz arkadaşlar değişik değişik işlemeler var. Bakın. Tamamen arkadaşlar artık kişi ya da kişilerce, görüyorsunuz değerli dostlar. Yani talan edilmiş durumda arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şu tavandaki arkadaşlar işlemeleri görüyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Buraya arkadaşlar, burası Aziz Nikolas Kilisesi'ymiş. Gördüğünüz üzere kolonların arkadaşlar tamamı. Evet değerli dostlar, bakın şu kolon, bakın şu kolon gördüğünüz üzere taş. Tamamıyla taşların üst üste dizilmesiyle yapılmış bir kolon. Şuradaki arkadaşlar yuvarlak kolonlara baktığımız zaman tamamıyla arkadaşlar artık mermerden, anladığım kadarıyla arkadaşlar mermerden oluşturulmuş kolonlar. Bakın
Görüyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar, mimarisi var aslında yani. Bakmayın, terk edilmiş ve bakımsız kalmış olması sebebiyle zamanında kendini bilmez tinerciler ve buna benzeri kişilerin arkadaşlar buraya, artık ziyaret demiyorum, buraya talan etme sebebiyle arkadaşlar bu kilise maalesef bu hale düşmüş durumda. Bakın, görüyorsunuz. Arkadaşlar zamanında bakın bir şeyler yazılmış. Kişi ve kişilerce ama boyanmış, üstü kapatılmış. Hatta birçok videolarda biz bunları görüyorduk ama sanırım arkadaşlar görüyorsunuz kapatılmış durumda. Bakın görüyorsunuz. Anladığım kadarıyla arkadaşlar burada define de aranmış. Bakın. Define de aranmış. Yani kendiliğinden oluşan oluklar değil bunlar. Bakın görüyor musunuz? Yani kolunu arkadaşlar neredeyse tamamıyla patlatmışlar. Kolun tamamen arkadaşlar taştan oluşma, bakın. Görüyorsunuz. Evet, değerli dostlar görüyorsunuz. Yani bunların birçoğu bu şekil kazılmış durumda. Bakın. Şuraya görüyorsunuz. Acaba bir şeyler bulabilir miyiz düşüncesi oluşturulmuş. Şurada ahşaptan oluşma bir kolum mu diyelim artık arkadaşlar. Bunu siz yorumlarda belirtiniz. Görüyorsunuz. Ahşaptan oluşma sanırım. Yani tamamıyla defineciler tarafından arkadaşlar birçok yeri kazılmış, yerleri görüyorsunuz. Yerleri de bu halde. Ama arkadaşlar mutlaka bakın bunlar hep kazılmış arkadaşlar. Şu delikleri görüyorsunuz. Bakın kamera içine kadar sokuyorum. Hep kazılmış durumda. Görüyorsunuz. Burası bilinçli bir şekilde kazıldığı, artık define, altın, gümüş buna benzeri şeylerin arandığı açıkça bakın görünmekte. Birçok yerini arkadaşlar kazımışlar. Görüyorsunuz. Şöyle duvardaki işlemeleri görüyorsunuz. Bunların hepsi arkadaşlar artık hırsızlar, tinerciler tarafından sanırım talan edilmiş durumda. Tabii duvarlar örülürken değerli dostlar görüyorsunuz duvarların arasından ahşap odunlar da geçmiş. Bakın yani bu şekilde inşa etmişler. Yani duvarları kaldırıp acaba aralarında altın, gümüş buna benzeri bir şey var mı yok mu araması, taraması yapılmış. Bakın özellikle yerler kazılmış, sonradan kapatılmış. Görüyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar kazı yapılmış. Duvarları bile kazı yapmışlar. Acaba bir şey bulur muyuz düşüncesiyle. Yani duvarlar arasındaki ahşaplar bile alınmış. Değerli dostlar görüyorsunuz. Şöyle odaklayalım. Birçok yer arkadaşlar talan edilmiş. Görüyorsunuz. Evet değerli dostlar, burası da Aziz Nikolas kemikliğinin yeri. Bakın. Kapatmışlar. Kapatmamış olsa razı arkadaşlar sizler için içeri girecektim. Ancak görüyorsunuz kapatmışlar. Bu kemiklerin arkadaşlar bir sebebi var. Bakın görüyorsunuz. Birçok kemik. İçeriye giremiyorum. Daha önce açıktı. Sanırım ziyaretçiler tarafından içeriye girilip çıkıldığı için kapatmışlar. Bakın görüyorsunuz değerli dostlar. Bakın. Ve içeriye girişi şu şekil kapatmışlar. Daha önceden açıktı arkadaşlar. Yoksa sizler için içeriye girip bakacaktım. Ancak kapatmışlar. Görüyorsunuz.
Evet dostlar, şimdi buranın hikayesini anlatalım. Hristiyan mezarlıklarında yeni gelenlere yaraşmak için topraktan çıkarılan kemiklerin konduğu yere denir. Buranın adı öyleymiş. Topraktan çıkarılan kemikler bazı kiliselerde özel olarak hazırlanan yerlere, bazı kiliselerde ise burada olduğu gibi ayrı ayrı bir yapıya alınıyordu. Evet değerli dostlar, şöyle ben ufak bir çekimini yapayım. Sizler videoyu dondurup okuyabilirsiniz. Bakın, görüyorsunuz. Ve burası da kemiklerin atıldığı yer. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu şekil. Bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzun kapanışını içeride yapıp hep birlikte veda edelim bu kiliseye. Evet değerli dostlar, bir videomuz da sonuna geldik. Umarım sizlerin hoşuna gittiği şeyler göstermişizdir. Evet değerli dostlar, bir terk edilmiş yerin videosunun sonuna geldik. Aziz Nikolas Kilisesi yer bildirmiyorum arkadaşlar ben. Bir videomuz da sonuna geldik. Evet değerli dostlar, umarım beğenmişsinizdir. Kanalımızda birçok çeşitli videolar mevcut olup sizler de kendinize bir şey katabilmek için kanalımıza abone olmayı asla unutmayınız. Zira size, bize ama herkese hitap edebilecek bir videomuz mevcuttur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.